Polis şimdi Kader'i bulmuştur değil mi? Beni almaya geliyorlardır. Hapse birlikte gireceğiz. Hiçbir yere gitmiyorum ben. İsterse 100 tane polis gelsin, ben kızımı bırakmam, buradan bir yere ayrılmam. Kimse seni kızının başından bir yere ayırmayacak. Meral ve kızlar seni Şile'deki eve gittiler ve Kader'i orada bulamadılar. Nasıl bulamadılar? Sen bırakmıştın onu oraya. Yardım edin! Meral'le Erkan'ı konuştuğumu öğrenince işlerin buraya kadar gelebileceğini fark ettim. Polis elinde sonunda bulacaktı. O yüzden gittim Kader'i çıkarttım oradan. Arkadaşlarla hava çıktığımızda kullandığımız bir kulübe var. Oranın sahibini aradım. Hava çıkacağım dedim. Buyur kullan, senedir dedi. Ben de Kader'i oraya yerleştirdim. Gözlerden uzak, ıssız bir yer. Zaten özel bir mülk, kimse yaklaşamaz oraya. Dolayısıyla Kader'i kimse bulamayacak. Neyse ne. Kader istiyorsa gebersin, umurumda değil. Yeter ki benim kızım iyileşsin. Bak, bir taşla iki kuş vurduk. Hem şüpheleri üzerimizden kaldırdım, hem de Meral'in bana güvenmesini sağladım. Sana güveniyor ama benden şüpheleniyor sayende. Acaba niye aynı şeyleri tekrarlayıp duruyorsun? Üzüntüden mi? Sen kalkıp bana... Eşler'cim çok teşekkür ederim. Bak bizim için neler yapmışsın diyeceğine. Şimdi seninle uğraşamayacağım Ejder. Kızım gözünü açsın, başka hiçbir şey istemiyorum ben.